dönemde manto çalışmasına devam ediyorum ve şu an kol takma aşamasındayım. Kolu arkadaşlar şöyle kolun altını makine çektim ve paylarını ikiye açıp ütüledim. Eğer bu takma bir kol olsaydı, yani ne demek bu? İki parçalı bir kol olmuş olsaydı, kolun hem kupu hem büyük kol olarak olsaydı, önce kolun kupunu makine çekecektim, kol altını makine çekecektim ve iki açıp ütüleyecektim. Yine bu işlemleri yaptıktan sonra bu şekilde böyle paylarını, dikiş paylarını ikiye açıp ütüledim ve eğer burada dergisinden çalışıyorsanız kalıbınızın burasında, ben şöyle hemen aktarayım iğne takıp, tam burasında bir çıt var ve bir de kol ortasında çıtınız var. Bu ikisi çok önemli ve buradaki çıt ön tarafa gelecek anlamına geliyor. Ve arkadaşlar çıtları aldıktan sonra bir de siz siyah olduğu için göremiyorsunuz muhtemelen. Makinenizin dikiş sıklığı ayarını 4'e getireceksiniz. Ve bu kısmı arkadaşlar bir sıra makine çekeceksiniz. Buradan başlayacaksınız. Böyle. Bunun herhangi bir ölçüsü yok. Kolunuzda hafif bir bolluk olmuş oluyor. Ve bu bolluğu yedirmek için buna ihtiyacınız var. İsterseniz elinizde de yapabilirsiniz. Sonra makinenizin alt ipliğini çekerek, özellikle alt ipini çekeceksiniz. Üst ipini yaparsanız sıkışır. Ve bunu böyle bir miktar büzerek kolun forma girmesini sağlıyorum. Yani şimdi bunun ne kadar büzeceğimi bilmiyorum. Göz kararı yapıyorum ve kolu ilk önce böyle toparlayıp, düzeltip bir forma getiriyorum. Benim işim bu mantoda kolay çünkü kolum tek parça. Çift parçalı kolların takımı tek parçaya göre birazcık daha oyalayıcı. Bakın gördüğünüz gibi kolumu böyle bir forma getiriyorum. Buradaki büzgüler sadece kolunuzu yedirmek için önemli. Çünkü burada hiçbir şekilde pile olmayacak ve bunları böyle aktarıp böyle dağıtıyorum ve sonra kolun ortasındaki çıtı tam omuza denk getiriyorum arkadaşlar. Şöyle düz yüzünden iki düz kısım birbirine bakacak şekilde omuzu iğneledim ve sonra böyle ters çeviriyorum. Ve kolun altındaki dikişi kol altına denk getiriyorum. Bu tek parçalı kol olduğu için her iki yan dikiş, kolun altındaki ve bedendeki yan dikiş birbirine denk geliyor. Eğer iki parçalı kol olmuş olsaydı kolun altının yan dikişi bedenden 2,5 santim kadar öne kayacak. Bunu unutmayın. Eğer iki parçalı kol çalışıyorsanız kolun altındaki yan dikiş bedenin yan dikişinden yaklaşık 2,5-3 santim kadar öne kayacak şekilde yerleştirmezseniz kolunuz arkaya kaçar. Tamam. Benim şu an tek parçalı olduğu için ben kolun altındaki dikişlerimi denk getiriyorum. Omuzu zaten denk getirmiştim ve böyle tutuyorum, bakıyorum. Büzgüm eğer yeterli değilse büzgümü artıracağım. Fakat gördüğünüz gibi yeterli ve iğnelerimi sık sık iğneliyorum. Şöyle düzelte düzelte yapıyorum. Eğer kolunuz düşük oluyorsa, omuzunuz darsa, o zaman arkadaşlar kolu takarken yine aynı şekilde kolun alt kısımlarını takacaksınız. Sadece üstte yaklaşık bu kadar kısmı
Bedenden içeri gireceksiniz ama kolunuzun dikişi aynı yerde kalacak. Buna da dikkat edin. Aynı şekilde böyle ikisini birden yukarı çıkartayım derseniz kolunuzdaki bütün büzgü özelliğini kaybeder ve preslenmiş gibi çok basık, çirkin bir kol olur. O yüzden kolunuz düşük geliyorsa sadece bedenden yukarı çıkıyorsunuz ama kolunuz aynı yerden olacak. Mesela diyelim ki ben kolu almış olsaydım, düşük olsaydı ne yapacaktım? Kolum örneğin bakın aynı yerinden iğneleyecektim kolun dikişini, bedenden yukarı çıkacaktım. Anlatmak istediğim şey buydu. Bakın böyle iğneliyoruz. İğneledikten sonra tel alacağız. Ben şu kolu hemen taktım aynı şekilde. Böyle tel aldım vakit kazanmak için. Ve arkadaşlar şöyle tuttuğumda bakın kol dikişim çok düzgün bir şekilde takılmış oluyor. Ne yapacağım? Herhangi bir sıkıntı yok. Makine çekeceğim ve overlock yapacağım. Böylelikle kolum bitiyor ve son hali de arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu şekilde.